Selam. Bugün merakla beklediğimiz League of Legends adlı popüler oyunun yapım şirketi Riot Games'in ilk dizisi olan Arcane'i inceliyoruz. Kendisi Netflix'e ilk 3 bölümüyle yayınlandı ve nasıl ilerleyecek bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Öncelikle Arkane, Riot Games'in dizi film adı altında yaptığı en büyük projelerden birisi ve bunun ilk adımını Arkane ile attıklarını düşünürsek devamı da gelecek. Dizi daha yayınlanmadan önce Imagine Dragons ile birlikte çalışılmış olan bir şarkı yayınlandı. Diziye özel kostümler çıkarıldı ve yine League of Legends'ın başka bir oyun versiyonu olan Teamfight Tactics'e Arkane ile ilgili bir sürüm geldi. Yani sadece dizi film sevenlerin dikkatini çekmeyi bırakın, oyun dünyasındaki asıl kitlesini de buraya nasıl çekeceklerini çok iyi biliyorlardı. Alışık olmadığımız şey ise Netflix bu zamana kadar sezonları tek seferde çıkarırken Arkane'de üçer bölüm şeklinde haftalık yayınlayacak. Hey Powder! Gel de bak. Dizinin tanıtımı Riot Games tarafından çok başarılı bir şekilde yapıldı. Zaten öncesinde oyunlarına yönelik çıkarılan hikaye sinematikleri de çok başarılı bulunduğundan dizi film sektörüne çok daha önce girmeleri gerektiğine yönelik hayranlar tarafından çok fazla olumlu yorum alıyorlardı. Şimdi gelelim Arkane'e. Öncelikle bu videoda bol bol spoiler yer alıyor. İzlemediyseniz ve bu sizin için bir sorunsa önce diziyi izleyebilirsiniz. Arkane konu olarak Piltover ve Zaun'da geçiyor ve Jinx ve Vi üzerinden ilerliyor. Dizinin başında Vi ve Jinx ya da gerçek adıyla Powder'ı iki taraf arasındaki bir savaşta görüyoruz. Ardından annelerinin cansız bedenini ve Wander adında onları koruyup kollayan adamı görüp günümüze dönüyoruz. Bildiğiniz gibi Tower ve Zaun birbirinin tam tersi şekilde hayat süren yerleşim yerleri. Biri yukarıda bilim teknoloji, refah içinde yaşarken alt kısım Zaun görüp görebileceğiniz yasa dışı her şeyin legal olduğu pislik içerisinde yaşayan vasat bir bölge. Gerçekten de Piltaur'un altında bulunuyor. Kendisine ait Zaun e adı verilen bir atmosferi olduğundan Piltoverlılar buraya maske falan olmadan giremiyor. Zaun Grisi ise yapılan deneylerden, kimyasallardan kaynaklı olarak oraya yerleşmiş bir atmosfer diyebiliriz. İlerleyen süreçte Vi, Powder ve diğer iki arkadaşının Piltover'da bir çalışma odasını yağmalamasını izliyoruz. Biz ilk başta Heimerdinger'in odası sanmıştık ancak burası Jace'a aitmiş. Burada küçük teknolojik aletleri çantalarına atarken Powder diğer odada Hextech teknolojisinin temel taşı olan küçük küreleri bulup cebine atıyor. Bu sırada odaya gelen birini duyduklarında kaçarken bu kürelerden biri patlayarak tüm hikayenin şekillenmesine sebep oluyor. Bu patlama kimseye zarar vermese bile Jason gizlice yaptığı deneyleri ortaya çıkarmayı başarıyor ve ayrıca Zaun'da çocukların yukarıdakileri rahatsız etmesi alttakilerin de huzurunu kaçırıyor. Jason yanında da Caitlyn vardı bu arada. Ganimetleriyle Wander'ın yanına giderken mahallenin diğer çocukları tarafından sıkıştırılıp kavgaya tutuşuyorlar. Bu sırada Powder aralarındaki en küçük çocuk olduğundan Ganimetle birlikte kaçıyor ama mecburen onları suya atmak zorunda kalıyor. Bu eşyaların suya atılmasının boş bir sahne olmadığını düşünüyoruz. İleride bununla ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Vay dışında diğerleri Powder'dan hoşlanmıyor ve bunu açıkça belirtiyorlar. Onun olduğu her görevin her işin başarısız olduğunu belirterek uğursuzsun diyorlar. Jinx isim de buradan geliyor. Bu 3 bölümün sonunda Powder'ın nasıl Jinx ismini almış olabileceğini çok güzel bir şekilde anlayabiliyoruz. Jinx uğursuzluk demek ve küçüklüğünden yapılan baskılar onun travma yaşamasına ve bu travmalar sonucunda da bu ismi alıp delirmesine yol açıyor. Tabi bu hikayesel bir süreç henüz dizide tam olarak göremedik. Artık Piltover'lılar tarafından aranmaları da tüm zavunu tehlikeye atıyor. Jace ise yapılan araştırmalar sonucunda yasal olmayan teçhizat kullanmaktan dolayı yargılanmak zorunda bırakılıyor. Onu mahkeme öncesinde zaten zarethanede ziyarete gelen Heimerdinger çalışmaların sonucunda ne bulacağı hakkında konuşunca Heimer teknolojiyle büyü yaratmaya kesinlikle karşı olduğunu söylüyor. Mahkeme zamanında da kimse ona destek vermiyor ama Jace dayanamayıp büyü mevzusunu da açıklayınca Heimer'in yardımı sayesinde sürgün edilmek yerine akademiden kovuluyor. Burada da Heimer'in neden büyüye karşı olduğunu öğrendik. Kendisi büyünün yanlış ellere geçmesinin tetkilerini direkt olarak görmüş birisi olduğundan bu duruma karşı. Ee, ne de olsa 307 yaşında. Jason anılarında gördüğümüz yer Freljord'a çok benziyordu ve annesi ölmek üzereyken onlara yardım eden bir büyücü çıka geliyordu. En çok merak ettiğimiz mevzu da bu büyücünün kim olduğu çünkü bu evrende rün büyüleri kullanan tanıdığımız bir kişi var o da Rise ve onun ustası. Ancak ne fiziksel olarak ne de kullandığı ekipmanlar olarak Rise ile çok ciddi farklarının olması bizi düşündürdü. Ancak yine de kullandığı büyü ve mekan sapması yeteneği birebir Rise ile aynıydı. Jace'in şimdiki araştırmalarının temel taşı olan olay da zaten bu büyücüyle karşılaşıp ona Tanrıçan'ın gözyaşı eşyasına benzeyen bir parçacık vermiş olması. Dikkatimizi çeken bir şey de bu soruşturmayı yürüten fedailerden birinin Kemal'in yüz atlarına aşırı derecede benzemesi. Tamamen farklı bir olduğunu biliyoruz ama yine de bilinçli olarak çok benzetildiğini düşünüyoruz. Zaun'da ise tüm bu olayları ilgilendirebilecek bir bilim adamı var. Adı Silco. Onun yanında ise sürekli olarak deneyler yapan ve bu süreçte asla ismi geçirilmese de Sinjit olduğunu bildiğimiz bir yardımcısı var. Sinjit olduğunu nereden biliyoruz? Tip olarak benzemesi dışında seslendirme kısmında Sinjit olarak isimlendirmişler ve ayarları değiştirdiğinizde o konuştuğunda Sinjit yazıyor olmasından anladık. İlk bir fare üzerine deney yapıyor ama daha sonrasında bunu bir insan deneyine dönüştürüyor. Vay ve diğerleri fedailerden kaçıp saklanırken bu insan deneyinin sonucunda ortaya çıkan yaratık herkesi öldürüp Wander'ı kaçırıyor. Jace'e döndüğümüzde intihar edeceği sırada dekanın yardımcısının onu çalışmalarını etkilenmesi üzerine onu durdurmasını görüyoruz. Bilin bakalım kim bu eleman? Victor'un ta kendisi. Jace'in çalışmalarına yardım edecek ve ertesi gün imha edilmeden önce beraber sonuca varabilecekleri bir şey yapacaklar. Burada konsey üyelerinden birinde ikna etmeyi başarıyorlar ve sonunda büyüyle harmanlanmış teknolojiyi yani Hextech teknolojisinin temellerini atıyorlar. Hayne bunun başarılmasından çok memnun olmasa da bayağı bir etkileniyor. Wander'ın kaçırılmasının ardından Vi, Powder'ı ona bir şey olmasın diye geride bırakınca Powder büyük bir çöküş yaşıyor. Daha önce aldığı Hex küreleri hala onda olduğundan yardım edebilirim diye düşünerek gizlice takip ediyor. Bu sırada Vi ve diğerleri de Silco tarafından tuzağa düşürüldüğünde Vi mükemmel yumruklarıyla büyük bir kısmıyla baş edebiliyor. Powder o yaratığı yok edip diğerlerini kurtarmak isterken Hex kürelerinden faydalanıyor ama bu neredeyse herkese öldürmesine sebep oluyor. Milo ve diğer eleman feci bir şekilde öldü. Vay çok ağır şekilde sakatlandı. Silko'nun adamları öldü, Wander ise Silko tarafından bıçaklandı. Wander, deney tüplerinin üzerine düştüğünde bir şeyler olacağını zaten anlamıştık. Kontrolünü kaybetmemiş olsa bile o yaratıklardan birine dönüşerek Vay'ı kurtardı ve yerde bilinçsizce yatarken gördük. İleride Warwick olarak karşımıza çıkma ihtimalinin de bir hali yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü bunun sinyallerini çok güzel bir şekilde bize verdiler. Zaten hikayeye az çok hakimseniz, oyunu da daha önce oynadıysanız karakterlerin birbirlerine olan repliklerinden de bunu anlayabilirsiniz. Powder Wayne yanına geldiğinde sevinçle yaşayırdı diye bağırdığında Vay böylece bunları onun yaptığını anlamış oldu ve ona vurarak uğursuzluğunu belirtip bırakıp gitti. Powder'ın ise en büyük yaşadığı travma tam olarak buydu diyebiliriz. Silko Powder'ın yanına geldiğinde beklenmedik bir şey oldu. Powder terk edilmenin nefretini Vay'a yönelterek Silko'nun tarafında yer aldı. Dizinin genel anlamda çok fazla duygu yüklü olması, Powder'ın Jinx olma yolunda yaşadığı travmalar ve tepkilerinin bu kadar güzel verilmesi bizim beklentimizi ciddi oranda karşıladı. Animasyon kalitesi dizinin tamamında çok üst düzeydi ve bizce Zaun ve Piltover'ın atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtmışlar. Önceden yayınlanan sinematiklerde de işledikleri havayı bozmamaları güzel olmuş. Böylece evrenden bağımsız bir Zaun Piltover ikilisi görmemiş olduk. Tüm bunlar olurken Ekko'nun aralarda onlara çok fazla yardım etmesi de oldukça güzeldi. Küçük Ekko'yu çok sevimli yapmışlar. İlerleyen süreçte oyun içerisindeki görüntüsüyle Sinceri'yi görebilir ve bir ihtimalde olsa diğer deney sonucu oluşan karakterleri de görebiliriz. İlk fare deneyinde biz Twitch beklemiştik ama olmadı. Ayrıca Silco ve ilişkisini ilişkisinde net bir şekilde açıklamaları gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi sahibi olmak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.